Şimdi yeni bir gündem var, iddia var daha doğrusu. İddia şu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin, Rusya ve Kuzey Kore ile olası bir koordineli nükleer çatışmaya girmesine karşı hazırlanan son derece gizli bir strateji planının geçtiğimiz Mart ayında onayladığı ortaya çıktı. Biden tarafından bu strateji planı onaylandı denildi. Hatta bu plan belli yetkililere, Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki belli yetkililere gönderildi. Yani çoğaltılmadı bile. Dolayısıyla sorular kafamızda belirmeye başladı. Çünkü neden? Hep konuştuk, aslında dile de getirmek istemedik. Bu dünyada soruluyor ya, hani yeni bir nükleer savaş çıkma ihtimali var mı? Biz ne kadar kaçmaya çalışsak da ama gördüğümüz gelişmeler bu soruyu tekrar tekrar gündemimize taşıyor maalesef. O zaman konuşalım istiyoruz. Tarık Oğuzlu benimle beraber olacak. Aynı zamanda Hakan Kılıç konuklarım var bu dilimde. Hoş geldiniz efendim HT360'a. Selamlar hocam. Merhabalar. Merhaba Hakan Dilek Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi Tarık Hocam, merhabalar Hakan Bey. Sizinle şimdi yaptığımız birçok yayında bu nükleer savaş ihtimalini çokça konuşmak istemedik. Aslında orayı hep böyle bir tehlikeye es geçmek istedik ama ben şimdi bu iddiayı görünce, yazıyı okuyunca aklıma şu geldi. Daha önce Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporu vardı. Yani rapor şuydu, diyordu ki işte Çin'in nükleer cephaneliğindeki büyüme sayesinde Pekin'in 10 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın nükleer stoğuna ulaşacağı uyarısı vardı raporda. Şimdi böyle bir uyarı vardı, zaten yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir plan ortaya çıkmış gibi görünüyor. Böyle bir iddia. Sizce bu bir iddia düzeyinde mi? Yoksa olabilirliği var mı? Merak ediyorum bu gizli belge hakkındaki yorumunuzu. Yani şimdi büyük güçler arası rekabet ortamında, ikinci soğuk savaş ortamında her türlü zarar verici unsur, ülkelerin envanterinde olan unsur kullanımı açık bir şekilde bekliyor. Onlar birbirleri arasındaki rekabette ara ara başvurdukları enstrümanlar. Bunda şaşırtıcı bir şey yok aslında çok fazla. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandan beri iki şeye referans yapıyordu. Bir tanesi Rusya'nın, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanma eşiğini her geçen gün aşağıya çektiğini görüyordu. Bunu kayıt altına alıyordu. Bunu gözlüyordu. Diğer tarafta yine aynı Amerika Birleşik Devletleri Çin'in şu anda sahip olduğu 500 adet nükleer silah başlığını 2030'a kadar 1000'e, 2035'e kadar o 1500'e çıkarma niyetinin farkındaydı. Bu yönde çok hızlı bir şekilde Çin'in nükleer silah biriktirdiğini görüyordu. Ve aynı Amerika, Kuzey Kore ve Rusya Federasyonu arasındaki yakın stratejik askeri işbirliğini kayıt altına alıyordu. Ve Kuzey Kore'nin elindeki 60 küsur nükleer silah başlığının olası bir savaşta Amerika'ya dahi, Amerika'ya karşı dahi kullanabilme ihtimalinin olduğunu varsayıyordu. Zaten Kuzey Kore öyle bir savaşta Güney Kore ve Japonya'yı doğrudan hedef alacaktı hiç kuşkusuz, ama bu silahların menzilleri Amerika'yı bile vurmasını mümkün kılan menziller. Yani bütün bunlar bize kaçınılmaz olarak şunu gösteriyor Dilek Hanım. Nükleer silahsızlanma vaadiyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Barack Obama yaklaşık, yani 15 sene önce çok farklı bir dünyada yaşıyormuş. 2024'ün dünyası çok daha farklı bir dünya. Yani sadece konvansiyonel anlamda bir tırmanma ihtimali değil, konvansiyonel olmayan böyle kitle imha silahlarının bile olası çatışmalarda kullanılma ihtimalinin arttığı bir zamandayız. Niye? Niye? Şu... Her şey güvenliğin konusu olduğu için aslında. Yani güvenlikle yatıyoruz, güvenlikle kalkıyoruz. Maalesef. Yani ekonomiden ticarete, bilgi işlemden işte pandemiye, sağlık, her şey güvenlik konusu. Böyle bir ortamda tehlike yaratan unsur şu: nükleer silahların kullanılabilme ihtimali artıyor. Çünkü aktörlerin ne kadar rasyonel davranacakları, birisi bir nükleer silah kullanırsa bunun kendisinin sonu olacağını düşüneceği bu temel varsayımlar geçerli olmayabilir. Caydırıcılığını yitiriyor aslında, öyle değil mi artık baktığımızda? Yani işte Putin'in yerine koyun kendinizi. Koyamıyorum işte kendi hocam, ben onun yerine koyamıyorum kendimi. Çok zor bir şey söylediniz. Koymamanız daha iyi aslında. Ama var, yani düşünelim bir an. Yani 6000 küsur nükleer silah başlığı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Bunun 1500 tanesi ateşlenmeye hazır bekliyor şu anda. Yani bu ülkeyi siz her gün köşeyi sıkıştırıyorsunuz. Her gün dövmeye çalışıyorsunuz. Her gün yıpratmaya çalışıyorsunuz. Belki Putin bir gün diyecek ya yeter artık ya, canıma tak etti falan. Yani kullanacağım diyebilir. Yani bu ihtimal var. Bakın Amerika bile artık bunu ciddi ciddi öngördüğüne göre nükleer silah kullanılma riskinin arttığını düşünüyorum. Evet. Hakan Bey, şunu merak ediyorum. Şimdi biz uzunca bir süredir
ülkelerin yani daha doğrusu dünya genelinde operasyonel nükleer silahlarının sayısının arttığını görüyoruz. Şunu merak ediyorum, küresel güvenliğe yönelik genel nükleer tehlikenin daha da tırmandığını ve hocamın da bıraktığı yerden ekleyeyim hemen. Vladimir Putin'in bunda da bir sebep olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi bu söylediğiniz doğru, kesinlikle haklısınız. Ancak bu son 10-15 yılda ortaya çıkan bir süreç aslında. Ukrayna Savaşı ile değil, özellikle INF yani Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın Rusya ve Amerika tarafından iptal edilmesi bir kere nükleer silahlanmayı artı onun çapraz etkisiyle ya da domino etkisiyle konvansiyonel silahlanmayı da çok artırdı. Aha. Fakat şimdi biraz önce bahsettiğiniz Amerika'daki açıklanan belge, nükleer kuvvetlerin işte saldırı kılavuzu veya işte bahsettiğiniz belgenin aslında ben New York Times tarafından böyle çok ciddi bir gazetecilik başarısıyla gizlice ele geçirildiğini, işte açıklanmıyordu da bir sırdı. Böyle bir kere bunun böyle hocam, olmadığını zaten böyle belgeler eminim. Servis edilir yani hani ele geçirilmekten yani çok. Yani ben buna tam olarak bu konudaki fikrim şu. Şimdi biliyorsunuz siyasiler hani tabiri caizse biraz gaz alma diyeceğimiz, bizim avam tabiriyle gaz alma diyeceğimiz bir şey yapıyor. Şimdi Putin ne yapıyor? Sürekli diyor ki Ukrayna'da eğer beni çok zorlarsanız taktik nükleer silah kullanabilirim. Bir kere buna inanmıyorum. Yani bu bir kere mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Ukrayna toprakları Rusya'ya çok yakın. Yani eğer Ukrayna Fransa'da olsaydı veya Cezayir'de olsaydı Ukrayna coğrafi olarak taktik nükleer silah kullanabilirdi. Taktik nükleer silah demek menzili 500 kilometre olan adresine teslim aracından, bu balistik füze olabilir, savaş uçağı olabilir, bir ile onu nükleer silahı götüren cihaza takılmış nükleer silah demek. Yani taktik nükleer silah demek harp başlığı az düşük olan nükleer silah demek değil. Ama genelde taktik nükleer silah olarak envanterde olanlara küçük harp başlıkları takılır, evet. Ama Ukrayna çok yakın olduğu için Rusya'nın bunu kullanması bir kere Rusya açısından, yani Moskova'nın da çok yakın olduğunu düşünecek çok zor. Ama diğer yönüyle şimdi Amerika Birleşik Devletleri zaten bu dediğiniz şeyi sürekli yapıyor. Yani bu sızdırılmış belge veya bilinen belge, bu zaten sürekli yapılıyor. Bunda da en önemli etken Sayın Hocam'ın da söylediği gibi Rusya ve Çin. Şimdi bakın, bu sorunun cevabını anlamak için aslında önce bir Çin'in şöyle bir son 10 yılına çok kısa bir özet geçmek lazım. Çin bundan önce 1960'lı yıllarda Rusya ile olan sınır çatışmalarından sonra Rusya'dan balistik füze konusunda yardım almayı bıraktı ve nükleer silah ve balistik füzelerde kendi kendine çalışmaya başladı. Fakat Çin bugüne kadar agresif değil, stratejik yani nükleer silahlanmasını böyle pasif bir askeri nükleer caydırıcılık dediğimiz, benim Çin'in nükleer silahlarını ve balistik füzelerini anlattığım kitabımda bunu ayrıntılı anlatmıştım. Oradan kısa bir iki not söyleyeceğim. Askeri nükleer caydırıcılık üzerine yerleştirmişti. Yani niyeti bende bir nükleer silah olsun, biri bana saldırırsa en azından cevap verebilecek kadar olsun. Ama son 10 yılda Çin agresif nükleer silahlanmaya geçti ve şu anda Yumen sahasında ve Hami sahasında 220+110, 230 tane silo yapıyor. Şimdi bakın, Amerika'da 400 tane balistik füze, yani kıtalar arası balistik füze silosu var. Rusya'da yine Amerika'nın karşılığı hem silo tabanlı hem mobil kıtalar arası balistik füzeler var. Ama Çin'de henüz bunları karşılayabilecek, yani ikinci vuruş yeteneğini karşılayabilecek nükleer kapasite yoktu. Toplam 350 tane falan bir başlık var. Evet. Fakat şimdi bütün uzmanlar şunu diyor. Diyorlar ki Çin bu mesela donanma sürekli gemi yapıyor. 20 yılda Amerikan donanmasını yakalayacak. Dolayısıyla 15-20 yıl içinde Amerika'nın ve Rusya'nın nükleer gücünü yakalama potansiyeli de var. Ve burada çok önemli bir şey var. Çin hiçbir zaman INF antlaşmasını imzalamamıştı. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli. Amerika'da ve Rusya'da yıllardır 500 ile 5500 kilometre arası menzilli füzelerin yapılması yasakken Çin yıllardır bu anlaşmayı imzalamadığı için yapıyordu. Dolayısıyla şu anda Amerika şunu istediyor. Ya orada o anlaşmayı bahsettiğiniz haberde Kuzey Kore'nin adı da falan geçiyor ama Amerika diyor ki ben Rusya'yla karşılıklı bir denge içindeyim ve aramda START anlaşmaları var. New START anlaşması var. Nükleer silahların yayılması anlaşmaları. Peki. Ama Çin'le yok. Dolayısıyla Çin bu şekilde silahlanırsa benim her an yani gelecekte nükleer silah savaşa daha çok bir hazır olmam lazım. Yani aslında böyle bir tehdit var diyorsunuz. Tehdit var ama bu tehdit şu andaki Ukrayna savaşından alakalı ya da işte değil. Şu andaki çok önceden. Değil.
genel olarak zaten evet. Çin'in hızla geriden gelmesi şimdi, ve ikinci, üçüncü bir süper nükleer güç olarak ortaya çıkacağının artık ayan ve beyan görülmesinden ibaret. Yani 400 yakın nükleer kıtalar arası balistik füze ICBM yapmayı düşünüyor ve bunların işte bu Gansu ve Sincan eyaletlerinde silolarının uydu fotoğrafları çıktı bir kere. Artık düşünün, bakın burada hepsini tabii vakit olmadığı için anlatamayabilirim ama hipersonik füzeleri var. DF-41 yaptı, 13 bin kilometre menzilli kıtalar arası balistik füze. Yani şu anda bunun Rus ve Amerikan rakiplerinden geri kalır bir yanı yok. Artı denizaltı projeleri ve daha birçok projeleri var. Aslında bir, o da aslında bir hazırlık içerisinde diyorsunuz değil mi? Yani çok uzunca bir süredir. Şunu yapmaya çalışıyor. İkinci vuruş yeteneğini sağlamayı evet. ve artık agresif caydırıcılık. Yani diyor ki ben de dünyada üçüncü bir nükleer gücüm. Yani Pasifik'te veya Güney Çin Denizi'nde sadece kendimi savunmak için değil, ben de nükleer gücümü Putin'in aynı iddia ettiği gibi, daha doğrusu tehdit ettiği gibi, bana karşı bir şey yaparsanız Güney Çin Denizi'nde ben de nükleer gücümle sizi tehdit edebilecek bir söylemim olabilecek. Evet. Şu anda yok mesela. Evet. 350 tane başlığı var. Doğru düzgün adresine evet. teslim edilmiş. Kıtalar arası balistik füzesi çok fazla değil. Ama gelecekte olacak. Yani olacak. Yavaş yavaş oluyor. Şimdi bir Tarık Hocam'a döneyim. Teknik sorun da giderildi. Hocam ben aynı zamanda bu dilimde şunu da sormak istiyorum. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun açıklamalarını aldım yayına girmeden önce. Diyor ki NATO birlikleri Ukrayna'ya girerse 3. Dünya Savaşı başlayacak. Belarus-Ukrayna sınırına mayın ve asker yerleştirdik. Çünkü bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacak. Anında korkunç seviyede tepki verilecek. NATO ile savaşı istemiyoruz ama bunu yaparlarsa başka bir çaremiz kalmaz. Sınırı bastıkları anda yanıt verilecek. Evet, yani verilecektir. Zaten Beyaz Rusya'nın liderinin Putin'den ayrı bir şey söylemesi mümkün değil. Putin zaten buna benzer şeyleri söylüyordu. Yani bu kadar açıkça ifade etmemişti ama krizin şiddetini tırmandırıyordu. Bu escalation stratejiyi yapıyordu ve korkutuyordu açıkçası Batı'ya. Daha fazla üzerime gelirsen taktikle başlarım ama nerede duracağımı kimse garanti edemez tarzında uyarıyordu. Şu ana kadar tuttu ama bir yandan da tutmamışa benziyor. Çünkü bakın hiç olmayacak bir şey oldu. Ukrayna Rusya'nın topraklarına evet. girdi. Kimsenin düşünmediği bir şey oldu. Demek ki acaba Rusya'nın nükleer caydırıcılık noktasında verdiği sinyaller o kadar da güçlü ve inandırıcı değil mi sorularını şu anda bizler sormaya başladık. Belki NATO ve Amerika gereksiz bir ürkeklik, gereksiz bir çekingenlik yapmışlar. O hani 24 Şubat 2022'den günümüze daha erken safhalarda daha fazla silah vermiş olsaydı Ukrayna'ya belki bugüne kadar gelmeyecekti bile bu çatı diye söyleyebiliriz. Ama bir şey dikkatimi çekiyor Dilek Hanım. Yani bakın ortada inanılmaz bir ikiyüzlülük var. Şöyle bir ikiyüzlülük. Ya Amerika'nın 5200 küsür nükleer silahı var. Rusya Federasyonu'nun 5900 var. Yani bu ikisi dünya barışına ve huzuruna tehdit oluşturmuyor da Çin şu anda 400 işte 1000'e çıkarsa tehdit, işte 1500'e çıkarsa tehdit, işte üçüncü bir nükleer güç olarak denklemin içerisine girerse tehdit. Ya Çin'in nükleer silahları kullanmama noktasında en açıktan ben bunu yapmayacağım diyen ülke olduğunu biliyor musunuz? Yani 1960'lı yılların başında bu silah kapasitesini elde etti, 64 yılında bu açıklamayı yapmış. İlk kullanan ben olmayacağım noktasında. Diğer nükleer silah sahibi olan ülkelerin hiçbir tanesi bu şekilde bir açıklama yapmış değil. Ya bunu şu anlamda söylüyorum. Yani Çin'in niyetlerinin kötü, uluslararası sistemi ciddi anlamda devrimsel bir şekilde tahrip edecek kadar şiddet içeren, hele askeri güç enstrümanının kullanılmasını içeren bir strateji olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Çinlilerin akıllarını peynir ekmek demeleri lazım. Tamam, bunu yani neden yapıyorlar silah... o zaman hocam? Yani raporlar var, söylemler var. Yani ama bu Amerika'nın nükleer stokuna ulaşılacak bu, deniliyor. İşte bu Amerika'nın görüşü. Yani Amerika'nın elinde 6000 küsur nükleer silah tehdit oluşturmuyor da Çin 1500'e çıktığında mı tehdit oluşturuyor? Ya yani ben hakikaten bunu anlamakta zorlanıyorum yani. Amerika'dan bakarsanız ürkmek için her türlü sebebiniz var. Kabul ediyorum Amerika'dan bakarsanız. Ama sadece Amerika'dan da bakmamak lazım dünyaya. Bakın o kadar ülke var sizin şu anda haritanızda. Yani nasıl bir manzara yani? Ben bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yani Çin'in ulusal ve uluslararası dış politikası yani çalışan bir insan olarak nispeten elimden geldiğince şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani evet nükleer silahlar dahil olmak üzere askeri kapasitesini arttıran bir Çin var ama bunu yapmaktaki amacı Amerika'yı alaşağı etmek, dünya liderliğinden götürmek, uzaklaştırmak falan hiç değil.
Sadece Amerika'nın Ulu Asya bölgesinde, Güney Çin Denizi bölgesinde rahat elini kolunu sallayarak hareket edememesini sağlamak ve de günün birinde kendisi için önemli olan Tayvan gibi sorunları kendi lehine çözebilecek bir kapasite geliştirmek. Ama saldırgan bir bakış açısıyla bunları elde ediyor dersin, yani biraz şey, haksızlık olmuş olabilir. Bunlar büyük güç, unutmayın büyük güç. Çin'in de Amerika'nın denge olabilmesi için Rusya Federasyonu'na sahip olduğu o bir saldırıya uğrarsan misliyle cevap verme kapasitesine bir an önce erişmesi gerekiyor. Hocam da çok güzel söyledi. Çin'in şu anda o kapasitesi yok ama onu bir an önce elde etmeye çalışıyor. Bu kapasiteyi elde etmeye çalışması Çin'i dünya barışı için tehdit yapar mı sorusu? Bence biraz şey bir soru, yani ortada bir soru. Yani Amerika'nın bu kapasitesi var, tehdit değil. Rusya'nın var, tehdit değil. Çin'in olursa tehdit olacak. Yani biraz eleştiren de bakmak lazım olaylara. Peki o zaman Amerika Birleşik Devletleri neden şimdi çıktı bu rapor üzerinden? Çin bizim için bir, hep diyordu evet anlıyorum ama niye şimdi bunu söylüyor o zaman? Niye yani böyle bir raporu konuşuyoruz? Bunu söylemesinin nedeni küresel rakiplerin üzerindeki baskıyı olabildiğince arttırmak. Bir de unutmayın Trump seçim kampanyası sırasında ne dedi? Ben başkan olursam dedi, Amerika'nın nükleer silahlarını tekrardan elden geçireceğim, daha üst bir teknolojiyle onları güncelleyeceğim dedi. Bu bir seçim kampanyasında Trump'ın dile getirdiği bir iddiaydı. Şimdi bunu da unutmayın, böyle bir seçim var Amerika'da. Biden da nükleer silahlar konusunda Trump'ın, Biden diyorum, Kamala Harris, Trump'ın gerisinde durmayacaktır herhalde. O da, yani Biden'ı Kamala Harris bir olarak düşünelim. Bu yönde bir iç siyaset yönü de bunun olabilir hiç şüphesiz. Ama en önemlisi dünyanın gözünde bir Rusya tehdidi, bir Çin tehdidi, bir şeytanlaştırılmış bir küresel doğu bloğu oluşturmaya çalışıyor Amerika. Bunu da elindeki bütün enstrümanları kullanarak yapıyor. Ürküyor çünkü Amerika. Hani alıştığı bir noktada değil Dilek Hanım. Hiç bunları bugünleri yaşamamış yani. Ne diyeyim bilmiyorum. Şimdi Hakan Bey, sizin mesleki deneyiminiz nedeniyle bu soruyu sormak istiyorum. Hep böyle bir konuşuyorduk işte. Nereden savaş çıkacak ya da savaş çıkacak mı sorusunun ötesinde bir soru tabii bu. Nereden çıkacak ta ki Gazze'ye kadar bu soruların biraz gündemi değişti. Ama şimdi tekrar şunu sormaya başladık. Asya'dan mı çıkacak? Çin, Amerika Birleşik Devletleri ya da Tayvan meselesi tekrar gündeme gelecek mi? Bir de başka şu konuşuluyor yani okuduklarımdan. Putin'in özellikle bu taktik nükleer silahları Belarus'a kaydırmasının bu tehdide tırmandığı açısından önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Yani bunun bir başlangıç olarak da ortaya konulduğunu gördüm ben. Sizce böyle mi? Siz katılır mısınız? Nasıl yorumlarsınız bunu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Tarık Bey'in söylediği birkaç hususa değinmek istiyorum. Çin'in ben bana saldırı olmadıkça ben saldırmayacağım söylemi 1960-70'lerin söylemi. Yani o ilk yeni nükleer güç olduğu zamanlarki söylemi. İkincisi, evet, dünya barışı açısından, yani bizim açımızdan veya bir başka bir ülke açısından iki tane süper güç, nükleer süper güç olmasıyla üç tane olması arasında çok fark etmez ama burada mesele dünya barışı değil, Rusya'nın ve Amerika'nın kendi güvenliği olduğu için buradaki Çin'i tehdit görmelerinin sebebi şu. Şimdi Rusya ve Amerika arasında bir denge var. Kaç tane başlık olduğu önemli değil. Kaç tane nükleer silah olduğu önemli değil. Önemli olan aniden bir nükleer savaş çıktığında, ki bu nükleer savaşın birkaç saatten fazla sürmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kaç tane balistik füzenin, yani nükleer üçlü denen bir şey var. Balistik füzeler, evet. Deniz altından atılan füzeler, nükleer bomba takılı alarm durumunda bekleyen bombardıman uçakları ve işte denizaltıdan, dolayısıyla üç tane oluyor. Bunların kaç tanesinde savaş başlığı takılır? Yani düğmeye bastıklarında biri öbürüne kaç yüz tane, öbürü kaç yüz tane gönderecek? Burada Amerika ile Rusya arasında denge var ama Çin çok geride. Çin'in şu anda yapmaya çalıştığı bu noktaya gelmek. Amerika'nın ve Rusya'nın da rahatsız olduğu mesele bu. Şimdi Tayvan'da şu anda... yani bir tane daha istemiyoruz kardeşim diyorlar yani. Aynen öyle. Şu anda bakın, Çin'in konvansiyonel gücü ya da Çin denizindeki uçak gemileri ve karadan konuşlu olan uçakları Amerikan donanmasını püskürtecek kapasitede. Yani bir savaş çıksa Amerikan donanması, özellikle bu F-14 gibi uzun menzilli uçaklarını da yıllar önce kaldırdığı için F-35'lerin ve diğer uçakların F-18'lerin de harekat yarıçapları birazcık daha kısa olduğu için Güney Çin Denizi'nde Çin donanmasıyla tek başına baş edebilecek durumda değil. Hani deplasmanda olacağı için. Yani konvansiyonel olarak bile. Evet. Ama Çin diyor ki ben öyle bir noktaya getireyim ki Tayvan'da veya Pasifik'te veya Güney Çin Denizi'nde bir şey olduğu zaman Amerika kendisi karşısında
Rusya gibi bir nükleer güç istesin. İşte Amerika'nın ve biraz önce bahsettiğim INF antlaşması. Şimdi bakın onu biraz insanlar çok farkında değil. INF antlaşmasında Rusya ve Çin mecburen yatarken, yani biz yapmayacağız bu füzeleri deyip otururken, Çin binlerce füze üretti. Yani 500 ile 5500 kilometre arası binlerce balistik füzesi, seyir füzesi var Çin'de. Bu füzelerin Amerika'da karşılığı yok. Ayrıca Biden, Trump, Amerikan başkanlarının işte ben nükleer silahları işte şey yapacağım, modernize, bunlar hikaye bakın. Amerika'nın bir nükleer politikası var. Hangi başkanın geldiği hiç önemli değil. Şu anda Amerika'da 400 milyar dolarlık yeni bir proje devam ediyor. Ney bu? LGM-35 Sentinel yeni kıtalarası balistik füze. Evet. Aynısını aylar önce, yani yıl 1-2 yıl önce karşılığı Rusya'da Kedir isminde, yani bu Yarslardan sonra yapılacak kıtalarası balistik füze projesi var. Yani şu anda her ikisi de ellerindeki 400-500 tane balistik füzeleri, bunların bir tanesi 20-30 milyon dolar. Yani bu proje 400-500 milyar dolarlık projelerden bahsediyorum. Tamamını yenilemek için zaten deli gibi balistik füze yapıyorlar. Bir tehdit, yani Hakan Bey, bir tehdit görüyor musunuz siz nükleer savaşa dair? Ya ben bunu bilerek... Nükleer savaş tehdidi bence Türkiye'de şu var, dünyada şu. Korsan bir devletin, yani bütün bu 9 tane nükleer gücün, daha doğrusu Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesinin kontrolü dışında bir nükleer güç olması ve başka bir ülkeye saldırabilme ihtimali. Bir mesela İran diyelim ki nükleer bomba yaptı ve kimse sormadan İsrail attı. Bir, böyle bir şey olabilir. İki, nükleer silahların çalınması. Çok fazla sessizce bir yıkıldıktan sonra, soğuk savaştan sonra çok fazla kontrol dışına çıkan tehlikeli, evet, unsurlar oldu. Mesela ne oldu? Ukrayna'daki nükleer balistik füze uzmanlarını Kuzey Kore kaçırdı. Bunun gibi. İkincisi bu. Üçüncüsü de kaza. Yani kazar olması. Şimdi her tarafta, mesela Çin de şu anda yapıyor. Bütün Çin hava sahasını kaplayan erken uyarı, balistik füze erken uyarı radarları yapıyor, dev radarlar. Çünkü nükleer savaşta en önemli şey, caydırıcılığın birinci temeli erken uyarıdır. Yani karşı taraftan füzelerin çıktığını görmektir. Dolayısıyla şu anda bunlar yapılınca burada bir bilgisayar hatası, başka bir şey, bir darbe, mesela Çin'in içinde, Çin ordusunda bile bir sürü şey var, değişik etnik kökenler var. O yüzden, evet, Çin'in nükleer güçleri bile belli bölgelerde. Amerika gibi bütün ülkeye dağıtılmış değil, Rusya gibi bütün ülkeye dağıtılmış değil. Yani adam kendi içinde de bir güvenlik sıkıntısı var. Ve demek istediğim, taktik, mesela taktik nükleer silahlardan bahsettiniz. Onu sordunuz. Dediniz ki Avrupa'ya. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Yani mesela, bunun sebep mi en azından? Ona dair bir cümle bakın, lütfen. Burada nedir biliyor musunuz? Bu sadece bir caydırıcılıkta bir adımdır. İşte soğuk savaş bittiğinde Avrupa'dan Pershing füzelerini çekti Amerika. Bütün Avrupa bayram etti. Rahatladı. Ruslar da çekti. Birazcık ne oldu? İşte silahsızlanma görüşmeleri yapıldı Gorbaçov'la Reagan arasında. Silahların azaltılması söz konusu oldu. Şimdi INF iptal edildikten sonra ve Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Putin savaşın da etkisiyle İskender füzelerini, ki nükleer harp başlığı takabilir, evet, taktik çok silahlar getireceğim. Çok sürem olmadığı için böyle biraz şey olursa Hakan Bey. Tehditvari bir konuşmak. Yani bu caydırmak için o taktik balistik füzeleri oraya getirmeden o lafı söylemesinin bir manası yok. Yani onu oraya getirip ondan sonra onu söyleyecek. O zaman etkili olur çünkü. Aynı şekilde yani bir silah yaparsınız, testini yaparsınız, atışını yaparsınız. İnsanlar gördüğü zaman o caydırır. Yoksa benim nükleer silahım var deyip de hiçbir deneme yapmadığınız zaman kimse size inanmaz. Gayet basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tarık Bey, şunu soracaktım. Şimdi siz az önce dediniz ya, Ukrayna'nın işte Kursk bölgesinde, o topraklarda ilerleyişi var şu anda. Bu mesela şu konuştuğumuz olaya dair ilerleyen zamanlarda başka bir şey yaratır mı? Yani oradaki işte Putin'in şu anda bir müdahalesi görünmese de sert bir müdahaleden bahsediliyor ama mesela orada bir denge değiştirir mi? Yani Kurs operasyonunun açıkçası Ukrayna açısından bir fiyasko olma ihtimali olduğunu söyleyen çok saygın insanlar var. Yani evet, bir moral kazanma, bir motivasyon elde etme, Putin'e yenilmez olmadığını gösterme, Putin üzerindeki sıkıntıları arttırma noktasında bir operasyon olduğu belli. Diplomatik müzakere sürecinde kullanılabilecek bir koz aynı zamanda hiç şüphesiz, ama Kursk operasyonu üzerinden Rusya'yı köşeye nasıl sıkıştırırsınız? Yani daha ileri boyutlara taşımanız lazım. Daha ciddi bir can ve mal kaybına sebebiyet vermeniz lazım. Putin'in ülke içerisindeki otoritesini ve meşruiyetini sorgulatır konuma getirmeniz lazım. Putin karşısında alternatif bir güç bloğu oluştuğunu görmesi lazım. Günlerinin sayılı olduğunu inanması lazım ki, tırnak içinde söylüyorum, nükleer
taktik nükleer bir çılgınlık yapabilsin. Ya yani şu noktada değil, yani şu anda Putin'in o noktada olduğunu kimse düşünmüyor zaten. Bilakis kısa ve orta vadede bu Kursk bölgesindeki krizin Rusya lehine çözülme ihtimalinin daha olası gören insanlar var. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bakın, buyurun. Nükleer silahlara niye sahip olur ülkeler? Yani saldırmak için mi, caydırmak için mi? Hiç şüphesiz caydırmak için. Şimdi Çin yerinde olsanız, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne nükleer bir şekilde niye saldırasınız? Çünkü sonucunuz intihar ve yok oluş. Çok net. Rusya ve Çin, Amerika arasında bir denge olduğundan bahsetti Hakan Bey. Evet, ben de bunu biliyorum. Bu denge üzerinden birbirlerine bir şey yapmıyorlar ama şu anda Amerika ile Çin arasında bir denge var mı? Yok. Bu durum kimi rahatlatmalı? Amerika'yı rahatlatmalı. Çünkü Amerika şunu düşünmeli. Ben İlk fırsatta bütün nükleer silahlarımı kullanırsam Çin'in karşı koyma kapasitesini tamamen yerle bir edebiliyorken şu anda üstünlük bende. Üstünlük bende. Çin bu kapasiteyi elde ederse ne olacak? Bu Çin'in bana saldırdığı anlamına mı, saldırmayı göze alabileceği anlamına mı gelecek? Kesinlikle hayır. O da kendini benden ona yönelebilecek saldırıları caydırmak açısından rahat hissedecek. O şekilde kullanacak. Evet. Yani bu dengeye öyle bakmak lazım. Biraz Amerika'nın nasıl derler bir köpük yaratıyor. Yani nasıl, yani şey, Çin ve Rusya'yı ben tekrar söylüyorum bir kez daha, küresel bir ucu ve şeytan kategorisine sokmak ve dünyaya bu fikri satabilmek açısından böyle şeyler yaptığını düşünüyorum açıkçası. Yani kapasite zaten onda. Kapasite zaten onda. Yani hangi ülke, Çin dahi olsa, Amerika'yı karşısına alıp nükleer anlamda ona kafa tutabilme kapasitesine sahip şu anda dünyada? Evet. Ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Gizem, ben abartıldığını düşünüyorum. Yani. Gizem, kaç dakikam var? Bir dakikam kalmış Hakan Bey. O yüzden şunu sormak istiyorum. Ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Gerçekten şu anda dünyada oluşan tabloya baktığımızda siz nükleer bir savaş tehdidi görüyor musunuz? Buna İran'ı da katalım. Yok, kısa vadede görmüyorum ben. Hatta orta vadede görmüyorum ama uzun vadede de yani bu artık eninde sonunda kaçınılmaz bir noktaya gelecek gibi. Yani en azından 3. Dünya Savaşı olmasa da sanki bir yerlerde bir şey patlayacak gibi. Çünkü bunun artık kontrol edilmesi yayıldığı için zor bir noktaya gelecek yani. Peki, çok çok teşekkür ederim Hakan Bey ve Tarık Bey. Çok çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Sağ olun.